Merhaba Memur Yapan Akademi'nin memur yapan sınavına giren memur adayları. Arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım. Evet sınavlarınız nasıl geçti bakalım? İnşallah iyi geçmiştir. Ee, bu arada yorumlarınızı, düşüncelerinizi, eleştirilerinizi mutlaka bize gönderin arkadaşlar. Sizin eleştirileriniz bizim için çok önemli. Çünkü e, biz de e, buna göre kendimizi değerlendiriyoruz. Soruların kolaylık, zorluk derecesi. Böyle değerlendirmelerinizi yazın mutlaka. Bize biz her zaman daha iyisi vardır Paralos yola çıktık. Her zaman da daha iyisi vardır tabii ki. Bu yüzden mesela tarih ilgili düşüncelerinizi mutlaka yazın arkadaşlar. Soruların zorluk kolaylık derecesi ile ilgili. Evet şimdi elimizden geldiğince sınava yakın yapmaya ve ben soruları hazırlarken arkadaşlar sınavda çıkma ihtimali yüksek e, soruları sormaya çalışıyorum. Daha doğrusu yani kendimce yüksek derken neye göre? Belki çıkmayacak ama belki de çıkacak. Yani kendimi e, ÖSYM'nin yerine koyuyorum ve az çok 17-18 yıllık bir tecrübem de var. E, diyorum ki bu neyi sorabilir? Yani neleri sormuş? Çıkmış soruları inceliyoruz. ÖSYM'nin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kaynaklarını inceliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ÖSYM gibi düşünmeye çalışıyoruz. Sonuçta işte biz de değiliz. Elimizde bir sihirli değnek de yok. Ama neyi sorabilir diye düşünüyoruz ve buna göre bir e, soru yazım, e, soru yazıyoruz. Şimdi bakalım neler sormuşuz ön lisansta. Ön lisans Türkiye'ye geldi, ikinci deneme sınavımızı yaptık. Arkadaşlar dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Evet, bir sorudan başlayalım. İslamiyet öncesi Türk tarihi sorusuyla başlayalım arkadaşlar. Evet. 500 milyarlık soru aşağıdakilerde hangisi Göktürk Devleti'nin kuruluşuna etkili olan Türk boyu topluluğudur arkadaşlar. Ee, pardon 500 milyarlık değil. yarışmada e, 12-13 tane soru soruyorlardı herhalde. Şeyde kim 500 milyarda? Bin soru e, bin lira oluyordu herhalde. Daha sonra böyle yükseliyordu. Evet. Göktürkleri konu Türk boyu arkadaşlar. Sorulacak bir sorudur. Çıkma ihtimali bence yüksek bir sorudur arkadaşlar. Kayı, kınık, karluk, Aşina Avşar. Evet. Güzel bir soru bence. Orijinal bir soru. Arkadaşlar Kayı olamaz bir kere. Kayı Osmanlı'nın kurucusu. Biz neyi sorduk? Göktürk devletini sorduk. Kınık olamaz. Kınık kimin kurucusuydu? Bak bunların hepsine dikkat edin arkadaşlar. Belki de Kayı'yı sorar. Belki Kınık'ı sorar. Kayı Osmanlı'nın kurucu, kurucu boyuydu. Oğuzların 24 tane boyu vardı hatırlarsanız. Kayı Osmanlı'nın kurucusu. Kınık Arkadaşlar Selçukluların Büyük Selçuklu Anadolu Selçuklu'nun kurucuları kanık boyuna mensuptur. E, bunların hepsi Oğuzların boyları. Karluklar arkadaşlar. Karluklar Oğuzlarla alakası yok. Karluklar Karahanlı Devleti'nin kurucusuydu. Yine çıkma ihtimali yüksekti. Karahanlı Devleti'ni kuran ilk Türk İslam boyuydu. Ama Oğuzların bir boyu değil. E, Avşarlar vardı. Avşar da arkadaşlar Oğuzların bir boyudur. Yani kayı, kınık, avşar bunlar hep Oğuzların boylarıdır. Avşar'da arkadaşlar Karamanoğulları vardı hatırlarsanız. Osmanlı'nın başının belası. Onlar işte Avşar Türküdür. Burada ee, bu da Karluk Oğuz boyu değil. O kadar detaylı bir soru gelmez herhalde. Oğuzların boyudur değildir gibi. Biz Göktürk Devleti'nin kuruluşunda etkili olan Türk boyunu soruyoruz. Aşina arkadaşlar. Aşina. Tamam mı? Bunu unutmayın. Bunu sorarlar. Göktürk Devleti'nin kuruluşu kimdi? Bumin Kağan. Buminkan arkadaşlar aşina bu boy, e, boyuna mensuptur. Dikkat edin. Aşina sülalesine der, boyuna der. E, Göktürk'ü gördüğün yerde ne gelecekmiş? Aşina. Yani Göktürk'leri gördüğün zaman Göktürk'lere aşina olacaksın. Tamam mı arkadaşlar? Göktürk'lere aşina olacaksın. Bak bu kulağınızda çınlasın inşallah sınavda böyle bir soru gel gelirse. Göktürk'lere aşina olacaksın. Serkan Hoca ile Göktürklere aşina olacaksın. Artık beyninize kazımaya çalışıyorum. Tamam geçelim neyse ikinci soruya. Göktürklere aşina olduk. Bakalım şimdi kime aşina olacağız? <laughs> evet, Türk İslam tarihi ile ilgili bir soru, kültür medeniyetle ilgili bir soru arkadaşlar. Bakalım şöyle birazcık küçülteyim arkadaşlar soruyu. Çok küçülttük. Bir saniye. Evet bakalım bakalım soruya. Yukarıdaki verilen bilgilerin hangileri Büyük Selçuklu Devleti'nde Gulamayan Sarayı ordusu ile ilgilidir? Gulamayan Sarayı. Gulam askerleri var değil mi arkadaşlar? Ee, Karamanoğullarında vardı ilk defa. Pardon Karahanlılarda vardı. Karahanlılar, Gazeliler, Büyük Selçuklu hepsinde var. Gulamayan Sarayı gördüğümüz zaman. Arkadaşlar köle demekte hatırlarsınız genellikle gayrimüslim esir çocukların ya da satın alınan kölelerin yetiş yetiştirilmesiyle oluşan ordu. Evet. Arkadaşlar gayrimüslim esir çocuklarının ya da satın alınan kölelerin bak Gulaman Saray saray köleleri demek saray köleleri maaşlı eğitimle her an savaşa hazırdırlar. Evet doğru. Doğrudan sultana bağırdır, Evet doğru arkadaşlar. Toprak sistemine dayalı diyemezsin. Bakın doğru cevabımız 1, 2, 3. Osmanlı'daki bunun karşılığı ne olacak arkadaşlar? Osmanlı'daki karşılığını ne diyeceğiz? Gulam Buram askerlerinin pençik sistemi. Osmanlı arkadaşlar pençik sistemi. Bir de yazabilirsem yazamıyorum. Neyse. Osmanlı'daki isim pençik sistemi. Tamam mı arkadaşlar? Eğer böyle bir soru gelirse Gulam askerlerinin Osmanlı'daki karşılığı muhtemelen sorarsa Osmanlı'nın şeyini soracaktır. Hani Osmanlı'daki pençik sisteminin daha önceki Türk İslam devletlerindeki işte onlardan örnek aldığını ve bunun isminin ne olduğunu sorarsa Gulam askerleri diyebilir. Gulam Saray ya da Gulam askerleri de diyebilir. Arkadaşlar dikkat edin. Osmanlı'da Pençik, Selçuk'ta Gulam. Evet geçti. İlk üçüncü sorumuz. Osmanlı'ya geldik. Yine bir kültür medeniyetle ilgili soru. Osmanlı toplumunda insanlar başarıları oranında Müslüman olmak, ve Türkçe bilmek şartıyla yönetici olabilirlerdi. Durum Osmanlı ile ilgili aynen doğrular. Müslüman olacaksın, Türkçe olacaksın. Türkçe bileceksin. Diki hareketlerin yaşandı. Teokratik anlayışın bulunduğu sınıf farklılığı yaşandı. Bir kere arkadaşlar Osmanlı'da hiçbir zaman sınıf toplum yapısı yoktur. Yani sınıf farklılığı falan böyle bir şey yok arkadaşlar. Kesinlikle sınıf farklılığı diye bir şey yok. Teokratik anlayışın bulunduğuna ulaşabilir miyiz? Emisyon olmak lazımmış. Demek ki bak dini bir şey var. Görüyor musun burada? Evet. Teokratik anlayışa ulaşırız. Zaten bak yalnız iki de yok. Yani e, iki ve üç var. Bir iki var. Sizi yanıtan iki üç olabilir. Ama burada arkadaşlar teokratik anlayışın olduğunu Müslüman olmak dediği için teokratik neydi arkadaşlar? Teokrasi din. E, din kuralları yönetilen devlet. Müslüman olmak şartı varsa eğer e, Telekotik anlaşım burada ulaşabiliriz. Dike hareketlerin yaşandığına da yine ulaşabiliriz arkadaşlar. Bu da var. Dike hareketlik dediğimiz yani yükselebilmek e, rütbe atlayabilmek yukarıya doğru. Yani sen bir e, belki de köylü de olabilirsin. Belki e, halktan normal bir vasıfsız birisin. Ve gittin eğitimini aldın. Başarılı oldun. Müslümansın. Türkçe de biliyorsun. Arkadaşlar Zaten bak başarılar oranında diyor da tabii ki. Ve biz bunu dikey hareketlilik diyoruz. Doğru cevap 1-2 arkadaşlar. Dike hareketlilik. Yatay hareketlik ise göç. Daha çok bir yerden bir yere gidiliyorsa eğer yatay hareketlilik vardır. Hani üniversitelerde vardır ya ön lisans. Ön lisansdan lisansı yükseliyorsun. Ne diyoruz? Dikey hareketlilik. Mesela 2 yıllık ön lisanstan 4 yılda yükseliyorsun. Bak bu dikey hareketlilik. Dikey geçiş sınavı var. Aklınıza oradan gelsin. Dikey geçiş sınavı var. 2 yıllıktan 4 yılda geçiyorsun. İşte burada da yükseliyorsun yukarıya doğru. Ee, yönetici sınıfına kadar yükselebilirsin. Yeter hareketli ise yani üniversitede yatay geçiş vardır. Mesela atıyorum Maraş'tan Antep'e geçiyorsun. Ya da ne bileyim e, Bursa'dan İstanbul'a geçiyorsun. Yani başka üniversiteler arasında geçiş, yer değiştirme. Yatay geçiş yer değiştirme, hani göç Olaylar aklınıza gelsin. Bir yerden bir yere yatay geçiş, göç etmek gibi. Dördüncü sorumuz. Evet Mısır'daki boğaz e, bu bir, bir, bilgi verilmiş arkadaşlar. Bu bilgilerden hareketle Mısır'daki borçlar sandığı idaresinin Osmanlı Devleti'ndeki benzeri aşağıdaki hangisidir? Bakalım. Zaten bak ipucu nerede? Borçlar sandığı. Yani hiç okumaya bile yok İngiltere Fransa'nın Mısır'da kurduğu borçlar sandığı idaresi. Avrupa devletlerine olan borçların tasfiyesi için demiryolları, tergaf, gümrük hizmetleri, vilayetin vergi gelirleriyle Mısır devinin kişisel mülklerinin gelirlerini denetim altına almış. Gördünüz mü? Haciz gelmiş, haciz. Haciz gelmiş Mısır'a. Osmanlı'da da haciz geldi. Osmanlı'ya hacizi koyan kimdi? Duyunu Umumi İdaresi. Mutlaka açık mektep yüksektir. Genel borçlu idaresiydi arkadaşlar. Duyunu Umumi İdaresi. Hatırlayın. Osmanlı Devleti 1854 yılında ilk defa Kırım Savaşı sırasında dış borç almıştı. Ve ardından çok defa borç aldı. Abdülmecit, Abdülaziz, 2. Abdülhamit dönemlerinde ve borcunu ödeyemeyince Muharrem kararnamesi istediğimiz bir e, karnameyle iflas ettiğini artık borcunu ödeyemeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine Duyunu Mumiye Osmanlı'ya aciz geldi. Rus'u müsitti dediğimiz 6 tane vergi gelirine Osmanlı'nın e, aciz geldi arkadaşlar. Vergi gelirlerimize el koydular. Tabi öyle borç alacaksın alacaksın oldu ben ödemeyeceğim böyle bir şey yok. Duyunu Mumiye'yi unutmuyoruz önemlidir. Ne zaman kaldıracağız? Lozan'da. Unutma. Serkan Hoca sordu. ÖSYM'ye de sorar. Lozan'da kaldıracağız arkadaşlar. Duyurun umumiyi. Ee, orada borçlar taksitler ölecek ve 1954'e kadar biz borcumuzu ödeyeceğiz. 54'te bitiyor. Lozan'da işlemiştik hatırlarsanız. Evet beşinci sorumuz. Birinci Dünya Savaşı. İnkılap tarihi sorumuz. Burada başlıyor. İnkılap tarihi çok önemli. Ağırlık verin. 10 tane soru oradan gelecek yaklaşık. 9-10 tane. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı topraklarının paylaşıldığı aşağıdaki gizli antlaşmalardan hangisi? İngiliz Arap işbirliği. Bak neyi soruyorum? Gizli antlaşmayı soruyorum. İngiliz Arap işbirliğine dayandığı için İslamcılık anlayışının çökmesine ulaşmıştır. açmıştır. Senjan El Arish Antlaşması, Saykıs picot Londra ama doğru cevap Mekmehun. Değil mi arkadaşlar? İngilizlerle Araplar arasında yapılan gizli antlaşmamız Mekmehun. Burada İngilizler Arapları kışkırtıyordu. Onlara Hatırlarsanız e, bağımsızlık vaat ediyordu. Mekke-Çerif-Hüseyin'le İngiltere'nin Mısır varisi McMahon'ın arasında McMahon Antlaşması'nı İngiliz-Arap unutmuyoruz. Bakın gizli antlaşmalardan sorarlar. Sykes-Picot İngiltere ile Fransa arasındaydı. Orta Doğu paylaşılıyordu. el arış gizli bir antlaşma değil zaten. Bu el arış Antlaşması, Napolyon Bonaparte 1798'de Mısır işgal ediyordu. İngiltere-Fransa bize yardım ediyordu ve Mısır'dan çıkarılıyordu el arış Antlaşması'yla e, Napolyon Bonaparte Mısır'ı boşalttı. Yani Fransa'nın Mısır'ı boşalttı antlaşmaydı. Saint Jean de yine gizli bir antlaşma. İşte Fransa zaten isimden de belli. Fransa, İtalya, İngiltere arasında diyemiyorsam. Londra antlaşması İtalya ile İngiltere, Fransa arasında. İtalya'yı kendi tarafına çekiyordu İngiltere. Birinci Dünya Savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşmalarımız. Ama MacMahon'a dikkat edin. Bence burada MacMahon önemli bir de Sykes-Picot önemli. Sykes-Picot'ta İngiltere ile Fransa Orta paylaşıyorlar. Suriye ve Irak'a paylaşıyorlar. Aklınızda bulunsun önemlidir. Altıncı sorumuz. Milli mücadele dönemi ile ilgili hangisi yanlıştır? Milli sınırlar misakı milli kararları ile çizilmiştir. Elbette doğru. Bakalım bir. Amasya yelgesinde milli mücadelenin gerekçesi amacı yöntemi belirlenmiştir. Hatırlayın. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyordu Amasya yelgesinde. Mustafa Kemal ve Musa Egemenlik'ten bahsediyordu hatırlarsanız. Milletin azim ve kararı ilk defa. Temsiliyetin oluşturulması yeni Türk devletinin kurulmasının yolunda atılan ilk adımdır. Allah Allah. Tamam bakalım Bunu bir soru işareti koyalım. Mandayımay ilk kez Erzurum Kongresi'ne reddedilmiştir. Evet doğru. Milli Cemiyetler Sivas Kongresi kararıyla birleştirilmiştir. Doğru. Bakın soruları hazırlarken arkadaşlar biz Hani ben soruları hazırlarken ben de sizi bilgilendirme amaçlı hazırlıyorum. Yani ne kadar çok şey öğrenirseniz o kadar iyidir. Yani mesela bakın burada hani tekrar etme manasında işte Mandava İhmai'nin ilk defa Erzurum Kongresi'nde reddedildiğini bilelim. Milli Cemiyetlerin Sivas Kongresi'nde birleştirildiğini bilelim. Bak bunlar çok önemli bilgiler arkadaşlar. Mutlaka soru gelecek yerler. Ama sen milli mücadelenin amacı gerekçesi yöntemi belirlendiğini bilelim. Milli sınırların misakı milli kararla çizildiğini bilelim. Ama temsil oluşturulması ile yeni Türk devleti kurması yolunda atan ilk adım olduğunu bunu bilmenize gerek yok. Çünkü yanlış. Doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Temsil oluşturulmasıyla oluşturulması ile yeni Türk devletinin kurulması yolunda atan ilk adım değil. Temsil değil. Yani burada Türkiye İklit Meclisi deseydi belki doğru olurdu. Evet Türkiye İklit açılmasıyla artık yeni Türk devletinin kurulması yolunda bir adım atılmıştır. Dikkat edin. Fark bir kelime oyunu var. Yeni soruya geldik. Bilgileri verilen milli mücadele döneminde Batı cephesinde gerçekleşen muharebe. Hangi savaş soruyor bakalım bize. 23 Ağustos 1921 sabahı Yunan ordusunun saldırısıyla başlamıştır. Bu savaşta askerlerin cesaret vermek için ön saflarda vuruşan 350 subay şehit düşmüştür. Bu nedenle subay savaşı denilir. Hatırlayın dersimizde işlemiştik değil mi? Subaylar savaşı diyorduk. Çok subay şehit vermiştik burada maalesef. 22 gün 22 gece demiştim. Hangi savaştı bu arkadaşlar? Bak ipuçları var. 22 gün 22 gece. Subaylar savaşı. Bak Ağustos Eylül ayında. 23 Ağustos 13 Eylül 1921 arasında. Yunanlarla savaştık. Batı cephesinde. Birinci rönü, ikinci rönü Kütahya Sakarya. Büyük Taarruz. Şimdi zaten İnönü'leri eledik. Aslanlar Dumlu da eledik. Belki iki kişi arasında kalırsın ama burada bir zaferden bahsediyor arkadaşlar. Kütahya hiç olmaz. Doğru cevabımız Sakarya Meydan Muharebesi değil mi? Unutmayın Sakarya Meydan Muharebesi subaylar savaşı. Bak ikisi de S ile başlıyor. Subaylar Sakarya. Unutma Sakarya'da subaylar. Evet sekizinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde medeni kanunla Türk kadınına verilen haklar arasında gösterilemez? Yine mutlaka çok çıkacaktır. Arkadaşlar Türk kadını birçok hak verildi değil mi? Türk Medeni Kanunu'nda kadınla erkek arasında sosyal eşitlik sağlandı. Bak sosyal diyorum. Siyasi bir hak verilmedi. Yani seçim ve seçilme hakkı asla verilmedi. Sakın çok dikkat. Çok sorarlar, çok sordular. Türk Medeni Kanunu'nda asla seçim ve seçilme hakkı yoktur. Mirasta eşitlik var. Boşanma eşitlik var. Resim nikah hakkı var. Şahitlikte eşitlik var. Kadınların istediği ekonomik İşe girmesi, ekonomik yaşama katılması, istediği mesleği yapabilmesi. Bak bu da var ha unutma. Ama seçme seçim hakkı yok. Doğru cevabımız arkadaşlar neymiş? Bursa'ymış. Unutmayın. Çok önemlidir. Evet. Dokuzun sorumuz. Evet. Lozan mutlaka sınavda çıkma ihtimali yüksek arkadaşlar. Lozan'da misak milli karlama uygun olarak çözülen konulardan birisidir. Bakın önemli olarak gördüğüm için hatta lisansa da sordum ben. Lozan'la ilgili soru. Lozan'da misak-ı uygun olarak çözülen konu. Arkadaşlar Hatay Lozan'da misak-ı milliye uygun olarak çözülmedi. Maalesef Hatay'ı alamadık. Boğazları arkadaşlar dikkat. Boğazlarda da taviz verdik değil mi? Boğazlarda başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon kurulacaktı. Bakın başkanı Türk olması sizi yanıltmasın. Komisyonu gördüğün yerde taviz vardır. Bu misak-ı milliye bağımsızlığımıza ve egemenlik hakkımıza aykırıdır. Unutmuyorsunuz. Musul maalesef içimize kanayan bir yara. Musul'u alamadık. 12 adayı alamadık ama kapitülasyonları kaldırdık. Bu konuda taviz vermedik. Mustafa Kemal'in taviz istemediği iki konudan birisiydi. Unutmuyoruz. Eee evet, kapitülasyonlar kaldırıldı. Burada ee, misak-ı minikarla uygun olarak çözülen konulardan de diyebiliriz. Bir Egemenlik bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık tabii ki. Ya da kapitülasyonla şöyle de soruyor, soruyor bakın işte siyasi mali adli gelişmemizi engelleyen e şeyler kaldırılacaktır der. Kapitülasyonlara vurgu yapar. Dikkat edin. Siyasi mali adli gelişmemizi engelleyen bir takım ayrıcalıklar kaldırıldı derse kapitülasyonlara vurgu yapıyordur. On. Motroboğazlar Sözleşmesi. Önemlidir. Boğazların durumunun gözden geçirilmesi amacıyla 1936'da Montreux'a e toplanan konferansa Lozan-Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalayan devletlerden biri olmasına rağmen Akdeniz'deki, bak Akdeniz'deki yayılmacı emellerinden dolayı katılmayan devlet. Şimdi bak ipucu nerede? Böyle sorularda dikkat edin arkadaşlar. Altını çizerek soruları gerçek sınavda da bizim denemelerimizde de e, altını çizin. Böyle ben hani şey alıyorum. Önemli yerleri böyle altını çizin arkadaşlar. Çünkü bunlar size soruyu çözdürecek şeyler. Neyi soruyor sana? Akdeniz'deki yayılmacı emelleri olan devlet soruyor. Ve motoruya katılmamış. Acaba Akdeniz'e kim yakın? Bak, sorunun içinde ipucu var. İngiltere Akdeniz'e yakın mı arkadaşlar? Nerede? Aa, kuzeyde Avrupa'da. Bulgaristan olmaz. Yunanistan olmaz. Fransa ile İtalya yla arasında kalabilirsin. Ama Akdeniz'de yayılmacı emeli olan arkadaşlar, doğru cevabımız İtalya'dır. Fransa'da değil. İtalya arkadaşlar, İtalya. Bakın Akdeniz bizim denizimizdir diyor. Hatta Mussolini. Arkadaşlar 1936 yıllarda. Ve bizim Atatürk döneminde ilişkilerimizin oldukça e, kötü olduğu bir devlet. Yani ilişkilerimiz gergin daha doğrusu. Neden? Akdeniz'de Yılmaz'ın emelleri var hep. O cevabımız Adana olacak. Bilirsem dış politika ile ilgili soru sorarlar. Evet. 11. sorumuz. Bakalım. Biraz küçültelim şöyle. Evet. Atatürk ilkeleriyle ilgili bir soru. Aynısı yanlıştır diyor arkadaşlar. Yine ilkelerden mutlaka soru gelecektir. Aynısı yanlıştır. Yaptığımız ve yapma, yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve biçimiyle uygar bir toplum haline getirmek devletçilik olamaz arkadaşlar. İnkılapçılık doğru cevap. Ha doğru cevap çıktı bile bak. Hemen 60 soruyu 60 dakikada nasıl yapacağız hocam diyorsunuz. Hemen hızlı yapacaksın yapıştıraya geç ama bu e, tabii ki bütün şıkları okuyun ha ben şimdi böyle yaptım diye böyle yapmayın e, bütün şıkları okuyun tabii ki yani emin olmak için güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. İnkılapçılık evet doğru. Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ancak TBMM'nindir. Cumhuriyetçilik evet ulusal Egemenliği vurgu yapıyor. Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve kapsamlı uygarlıklara sahip olmuştur. Bunu incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için borçtur. Milliyetçilik doğru. Türklüğe milli vurgu yapıyor. Bak Türklüğü. Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdan emrine uymakta serbesttir. Biz de yine saygı gösteririz. Leyklik. Bak doğru cevap çıktı zaten. Devletçilik ekonomik bir ilkeydi arkadaşlar. Buradaki doğru cevap cumhuriyetçilik olması lazım. Uygarlığa çağdaşlığı vurgu yaptığı zaman bakın doğru cevabımız inkılapçılık olmalı. Adana dedik. Geçtim. 12. soru. Bakın böyle en azından kısa bir tekrar da yapmış oluyoruz. Hem de bu denemeler üzerinden. Tabi denemeler çok önemli arkadaşlar. Mutlaka girmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü kendinizi deniyorsunuz. 60 soruda 60 dakika ve hem zaman yetiştirmeniz gerekiyor. Hem de o heyecanı, o psikolojiyi yaşamak gerçekten çok önemli. Bu yüzden bu sınavları yaparken çok ciddi yapın arkadaşlar. Böyle yanınızda kahve, çay değil. Hiçbir şey içmeden yani yanınızda sadece su olsun öyle kahve çay falan olmasın. Gerçekten çok ciddi gerçek sınavı yapıyormuş gibi e, yapın arkadaşlar. Zaten biz rehberlikte sınava yakın sizinle çok konuşacağız. Evet 12. sorumuz çok parti hayatla ilgili bir soru. Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet Halk Partisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi partiler kurulmuş. Bu partilerin kurulması gibi durumlardan hangilerini gerçekleştirme hedefledi savunulabilir. E, çok parti hayatı gerçekleştirmek. Adı üstünde bir sürü parti var. Hükümetin denetlenmesini sağlamak. Farklı düşüncelerin meclise yansımasını sağlamak. Evet doğru cevap 1, 2, 3. Bakın gayet basit bir soru. Burada çok detaylı açıklamaya gerek görmüyorum. 1, 2, 3 Edirne. Ee... evet son soru. Evet bu soru da benim önemli gördüğüm, çıkma ihtimali yüksek gördüğüm sorulardan birisi. O yüzden bütün gruplara da sordum bu soruyu, lisansa da sordum. Seyrahatlaşmasının hukuken geçersiz olmasının nedeni arkadaşlar? Unutmayın Mevsusan meyvesin onayından geçmemesi. Bak diğer hiç bir alakası yok arkadaşlar. Mevsusan meyvesin onaylanmadı. Bir antlaşmanın hukuken geçerli olması için meyvesi onaylanması lazım. Hoş gerçi hani e, bu ettiğin çok umunda değildi. Yani e, onaylanmış, onaylanmamış çok umunda değil. E, Onlar her türlü bir şekilde meclisi tekrar açık. Me Meclisi kapalıydı tabii bu arada. Kapalı olduğu için onaylanmadı. Türkiye Eklet zaten bu antlaşmayı imzalayanları vatan saymıştı. İtiraf devletleri bir kılıfını bulup bunu resmileştireceklerdi. Ama Mevsan Me e, Sevra bu arada niye uygulanamadı arkadaşlar? Yani hukuk en geçerli olduğu için değil aslında. Biraz daha çok yani biz Kurtuluş Savaşı'nı yaptık. Mini mücadele yaptık. Neden Sevra Antlaşması'nı başaramadılar? Sevde bizi sadece Ankara ve civarını bırakıyorlar değil mi arkadaşlar? Şöyle küçücük bir yer bırakıyorlardı. Biz milli mücadele yaptık. Ya istiklal diyorum dedik. Diyorum ve burada bitiriyorum. Daha fazla uzatmayayım. Evet ön lisans öğrencilerimizin ikinci deneme sınavını böylece bitirdik. Umarım sınavınız çok güzel geçmiştir. Umarım 13'te 13 yapmışsınızdır. Hedefimiz 13'te 13'tü. Ee, ama tabii ki 10 ve üzeri de bizi kurtarır. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Memur yapan akademiyi takip etmeye devam edin ve tarihle kalın arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Hoşça kalın.